Arkasındaki tuş, yeşil yanan tuş çok tatlı. Güzel yapmışlar. Dizayn olarak gerçekten çok güzel. Yani büyüklüğü olsun, şekli şemali olsun. Fakat bağlantı olarak şu ana kadar dediğim gibi 500 metreye kadar uçabildik. 700 metrelere zar zor ulaştık. Şimdi biraz ileri alıyorum ve mesafe testi için, daha sonra yükseklik testi için yukarı tırmanışa başlıyoruz. Biraz ileri alıyorum antenimi görebilmesi için. Bu kadar yeterli. Tamam, şöyle bir duralım. 52 metredeyiz. 44 metre uzaklık diyor ve veriyoruz. Hadi bakalım. Evet, 135 metrede ilk hatayı verdi. Şimdi kumandayı yukarı doğru çevirdik bilerek. Signal. 242 metrede durdu. 263 metrede. Bağlantı bir gidip bir geliyor. 300 metre. Mm-hmm. 317 metre. Signal. Şu anda ilk bağlantıyı kaybettik. Bekleyeceğiz. Evet, 317 diye hatırlıyorum en son gördüğüm nokta. Daha ötesini görmedik. 45 metre ötem şey uzamda. 317 metrede yukarıda. Arkada başka bir ses daha olduğu için şu anda tam emin olamıyorum. Onu duyup duymadığımdan. Ama büyük ihtimalle yukarıda şu anda can çekişiyor. Evet, bakalım. Eksi 324 ve bir yere sanki iniş yapmış gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle önümde bir yere indi. Çünkü şu anda 0 metre diyor ve cihaz önde yolun olduğu bir yerde olması lazım. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Neden eve doğru gelemedi? Ona da bir bakacağız. Can't take off diyor. Çok enteresan bir sahne. Kameradan görüntü şu anda alamıyorum. Home point'i yukarıda saçma sapan bir yer almış gözüküyor.
şu anda cihaz nerede açıkçası bilmiyoruz. Tam Survivor moddayız. Hava da kararıyor. En son gördüğüm görüntü ben yanlış yere mi gidiyorum acaba, ona bir bakmak istiyorum. Aircraft disconnected diyor bu istikamete baktığımız zaman. Şimdi görüntü vardı az önce. Tekrar gitti. Bir yere saçma sapan bir iniş yaptık. Yürüyemiyoruz da. Cihaz hangi ara? Eğer gösterdiği doğruysa arkaya gitti. Bilmiyorum. Bulunduğumuz yerin arkasını gösteriyor. Bakalım, evet. Görüntü geldi. Burada bir yeri gösteriyor. They cannot take off diyor. Şimdi nerede cihaz? Acaba tepemde ağacın üstüne mi indi? Şimdi başka bir yere attı haritada. Evet gördüm. Işığını gördüm. Benim 5, 10, 15, 20 metre arkamda bir yere saçma sapan bir iniş yapmış. Ve ters duruyor. Baş aşağı kendini atmış. Gerçekten çok enteresan. Şu anda bulduk. Bulduğumuz yer burası. Ne ara arka gitti bilmiyorum. Kalkış yaptığı yerde. Şunu biraz yukarı alalım. Kamerayı. Kalkış yaptığımız yer burası. Bakın izleyin. Ve de benim onu gidip aradığım yer karşısın. Çünkü neden? Karşıya gidip uçmuştuk. Yani geri buraya gelmesi biraz enteresan olmuş.
Fakat görünürde herhangi bir sıkıntısı yok. Pervanelere bakalım. Okey. Ağacın üstüne inmeye çalışıp kendini aşağıya bırakmış. Cannot take off diyor. Bir kapatıp açalım. Yo, ready for GPS diyor. O zaman bir bakalım hemen kapatmadan önce son uçuşumuzda. GPS modu aldık. Evet, cihazda bir sıkıntı yok. Gayet güzel uçuyor fakat dediğim gibi bizi üzdü. Üzdü. Açık alana tekrar deneme yapacağız ama inişi bile saçma sapan oldu. Artık açık alandaki son testimle son notu vereceğim. Ama şu anda notu gerçekten düşük gözüküyor. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bunlar ilk deneyimlerde. Daha ileride daha değişik deneyimlerde videolarda görüşmek üzere diliyorum. Biraz üşüdüm. Soğuk. Gördüğünüz gibi 0 derece. Artık soğuk iyice hissediliyor. O yüzden görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.